andımız Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, gelecek kuşakları aynı heves ve aynı hedef etrafında buluşturmayı baz ve esas almıştır. Danıştay 8. Dairesi çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Takdir ve tasvip ediyoruz. Elbette doğru yapmıştır. Elbette milli vicdana tercüman olmuştur. Çözülme sürecinin kamburlarından kurtuluşun parlak bir müjdesi ortaya çıkmıştır. Malum şahıslar diyorlar ki, öğrenci adının okutulması veya okutulmaması yargının değil, yasama veya yürütmenin işidir. Tamam da yargıya intikal etmiş bir konunun vüzuğa erdirilmesi yanlış mıdır, kusurlu mudur? Diyorlar ki, Danıştay 8. Dairesi anayasa ve yasalara aykırı karar vermiştir. Bu nasıl bir saptırmadır? Nasıl bir şuur kaybıdır? Hukukun keyfi yorum ve değerlendirmelerine alışmış olanlar işlerine gelmediği zaman neden rahatsız ve huzursuz oluyorlar? Diyorlar ki yargı denetimi idari eylem ve işlemin hukuka uygunluğu ile sınırlıdır. İyi ya Danıştay 8. Dairesi önüne gelen bir müracaata bakmış, hukuka aykırılığı tespit etmiş, temiz yolu açık olmak şartıyla kararını vermiştir. Bu azımsızlığın maksadını nasıl yorumlayalım? Neymiş? Danıştay 8. Dairesi hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış. Kendisini yürütmenin yerine koymuş. Yürütmenin takdir hakkını yok saymış. Dahası takdir hakkını bizzat kullanmış. Bunların hepsi zırvadır, uydurmadır, temelsizdir. Papaz kararına ses çıkaramayanlar andımızın okunacağını duyunca ayağa kalkmışlar, kanundan, hukuktan bahsetmeye başlamışlar. Üstelik milli kimliğin kapsayıcı ve kuşatıcı olmasına, kimseyi dışlamamasına gerektiğine sanki aksi bir durum varmış gibi vurgu yapmışlardı. Bu tespiti yapanların milli kimlikten ne anladıkları şaibelidir. Andımız etnik bir ifade değil, milli kültür ve kimliğin inkar edilemez duruşu ve dile getir gelişidir.